lütfen süre bitene kadar kamerayı sabit tutun diye. Sabit tutarak 3 dakika boyunca bebeğin videolarını çekiyorlar. Selebral palsinin ülkemizde ve bütün dünyada tanısının geç konulduğunu fark ettik. Buradan yola çıkarak bu alanda neler yapabiliriz diye ARGE faaliyetlerini yürüttük. ARGE faaliyetlerini yürüttükten sonra yapay zeka ile biz burada bir erken tanıya olanak sağlayabilir miyiz diye üzerine çalışmalar başlattık. Burada ilk olarak bebeklerden veriler toplayarak bebek verileri üzerinden bir yapay zeka modeli eğittik. Bu yapay zeka modelini eğittiğimizde 13 haftalık bebek videolarıyla erken tanıya olanak sağlayabileceğimizi keşfettik. Burada bebeklerin sadece 13 hafta boyunca aileleri tarafından çekilmiş videoları üzerinden hiçbir şekilde bebeğe dokunmadan erken tanıya olanak sağladık. Bu sayede hem hastalar üzerinden, bebekler üzerinden hastalığın ilerlemiş olmasını hem de tedavi maliyetlerinin artmasının önüne geçmeyi hedefledik. Bu proje aynı zamanda bizim TÜBİTAK 1507 projemiz. TÜBİTAK 1507'den bu proje için destek aldık. Projenin TÜBİTAK süreçleri tamamlandı. Şu anda bu yapay zeka modelinin kullanılabilmesi için bir mobil uygulama geliştirdik. Bu mobil uygulama sayesinde aileler sadece bebeklerinin 3 dakikalık videolarını çekerek yapay zeka ile analiz raporlarına ulaşabilecekler. ...2023 yılı bitmeden ebeveynler tarafından kullanılabilir durumda olacak. Şu an biz mobil uygulamamızı ve yapay zeka çalışmalarımızı tamamladık. Canlı testlerimiz, bebekler üzerinden testlerimizi yapıyoruz. 2023 yılı bitmeden de ailelerin bu uygulamaları kullanabilmesi için Google Play Store ve Apple Store'da indirebilmelerini hedefledik. Şu an bütün çalışmalarımız tamamlandı. Aralık ayında muhtemelen bütün aileler bu uygulamayı kullanabiliyor olacaklar. Bundan sonraki süreçte yine kas hastalıkları, SMA gibi hastalıklarda da bebekler üzerinden erken tanıya olanak sağlayabilmek için bu alanlarda da çalışmalar yapmak istiyoruz. Bizim amacımız bütün hastalıklar, sağlık alanındaki bütün hastalıklarda erken tanıya, hastaya ve bireye dokunmadan tanı konulmaya imkan sağlamak. Bundan sonraki çalışmalarımız da bu şekilde olacak. Hem nörolojik alanda hem farklı alanlarda hastalıklara hastaya hiçbir şekilde dokunmadan erken tanıya olanak sağlayarak bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz.